Ay bunu doldum ya vallahi bilmiyorum artık. Ay çok güzel. Yani bilmiyorum. Hepiniz birer deniz kızına dönüşmelisiniz arkadaşlar. Kocanıza dersiniz ki ben bugün deniz kızı oldum. Sofrayı sen kur canım. Ya çok iyi bu. Hakikaten kızıl peruğumu aradım ama bulamadım. Artık bundan idare edeceğiz. Yalnız bu deniz kızının bir de denizde kısmı olması lazım. Bir dakika durun. Ay, deniz kızı denizde yüzmeyecek mi? Ver Faruk müziğini. Bakın. Ya. Yapmayın diyorum bana böyle şeyler. Ya tam benlik. Değil mi? Kameramanlar yerlere düştü. Tanju Bey çok hoşunuza gitti bakıyorum. Ya her eve lazım bir deniz kızı. Allah aşkına yapın. Bak. Tanju Bey istemez misiniz hanım deniz kızı olsa? Tabii. Ay kendi yaptığına. Ay vallahi bak böyle. Aslında çok iyi bir jimnastik deniz kızı olarak gideceğim diye yani hiçbir yağ kalmıyor biliyorsunuz burada şu anda. Güzelim pantolonum mahvoldu mahvoldu. Efendim, ay çok güzel bir şey. Çocuklara da Nurgün kolay mı bu? O zaman hadi ver sayıları. Başlayalım bu Sizin yani yoksa ben buradan kalkamayacağım. üstüne alalım. Sizin kayaların üstüne alalım. Biliyorsunuz çocuklar harika bir şey bu. Küçüklere söylüyorum. Bu Deniz Kızı'nın hikayesini seyretmişsinizdir. Ben onun sahtesiyim yavrular. Bir tane prens var. Sonra prensle böyle aşık oluyorlar. Prensi kurtarıyor. Gemi batıyor bir şey aklımda kalan kadarıyla. Bu Deniz Kızı da denizler hakiminin kızı. Sonra bu kuyruğundan böyle çıkartıyor o kuyruğun Faruk'un seyret işini. Bir dakika. Bak, kuyruğundan kurtuluyor. Kuyruğundan kurtuluyor Faruk. Çok zor oluyor prensle hayatını birleştirmek için kuyruğunu bırakıyor orada. Efendim kendisi prensin yanına doğru gidiyor. Bu olay işte böyle seyredersiniz o hikayeyi. Çok güzel. Ben de bunu uzun zamandır sosyal alemde görüyorum. Evet. Çok güzellerini yapanlar var. Çocuklar için çok güzel oluyor. Ama bütün kadınların deniz kızına dönüşmesini istiyorum. Buyurun projeye. Hadi bakalım. Süper. Evet, bunun için üç renk kullandım ben. Bir dakika deniz kızı da gelsin de Gelsin. burada. Ne renklerde olabilir? Bu renkler güzel değil Yani deniz kızı değil de bu Okyanus renkler. renkleri Hani gibi. mavi tonları, yeşil tonları tercih ettim. Üç renk kullandım bunun için. Hepsinden dörder yumak gitti. Yani şu deniz kızında bu tek kişilik bir battaniye gibi düşünün. Yani çocuk için yapacaksanız, daha küçük yapacaksanız daha az. Bu yaz bir şey gördüm. Böyle bir havuzlu doğum günü partisinde herhalde yurt dışından getirmişler. Çocuklara bir mayo altı böyle giydiriyorlar bele kadar. Bunun gibi mi? Bunun gibi ama arkası birleşik. Ha. Böyle tık diye giyiyorsunuz kız çocuklarına. Denize giriyorlar böyle deniz kızı Oo. ama havuza. Havuza. Çok çok güzeldi. Bayıldım büyüğü küçüğü. Ya neler Güzel, yapıyorlar evet. yani. Hayal gücünün Çok çeşitli var. Sınırları Sınırı yok. yok. Çocuklar Yok. böyle şeylere bayılıyorlar. Bir de seyrettikleri çizgi filmlerin şeylerini. Biz niye Karakterlerini bayılmayalım? Evet. Aslında bu deniz kızı oldum, kalkamam ben, mutfağa gidemem. İyi bir Evet. şey. İyi bir şey. Genç kızlara yapabilirsiniz. Bakmayın ben bana oradan Isparta'dan gelen konuklarımız dehşetle baktıklarını görüyorum. Ben böyleyim. Neydi o şarkı Faruk? Ben böyleyim. He? Ben böyleyim. Ben Böyleyim. Evet. Bana da bu fikir dayan. Hollanda'da yaşıyor benim yeğenim. Mesaj atmış. Hollanda'nın deniz kızı meşhurdur. Amsterdam'da. Oradan
mesaj atmış bana ki burada çok moda, abla niye yapmıyorsun diye. Yolladı bana linki. Abi girdim ki bunlarmış. Mermaid, mermaid diye geçiyor. Deniz kızıymış. Ha dedim ben de yapayım. Şimdi kuyruktan mı başlıyoruz? Yok, kuyruk ayrı örülüyor. Şuradan başlıyor. Bir battaniye örer gibi örüyorsunuz. Yani aslında bir dikdörtgen mi örüyoruz? Evet, dikdörtgen örüyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Bir ona bir on ördüm ben. Bir ona bir on. Evet. Boyumuzda bir on. Yani haroş örebilirsiniz. Her şey. Neyse, her şey olur ama bu çok güzel olur. Trabzon'unu gördüm. Balık sırtı, krokodil vardı eskiden. Ha, evet, evet. Krokodil gibi böyle deniz. Hani pulu pulu gibi. Gibi. Aha, öyle olanı var. O çok el oyalar diye ben hani böyle yaptım çabuk yetiştireyim diye. Bu çok diye. Güzel olmuş motifin. Aha. Yalnız. Çok güzel. Var, çok çeşidi var. Bir ona bir on örüyorsunuz. Bitimine yakın bir daraltmamız var. Topluyoruz onu. Bir altı sıra normal tamam. Ördükten sonra onu göstereceğim. Motifi gösterelim. Şimdi motifi modeli. Göstereceğim. Bir başlangıcımız var. Trabzanla başladım. 150 trabzan var bu yünde benim. Şurada değil evet, mi? Evet. Evet. Orta kalınlıkta yün. Zincirsiz trabzan gösteriyor. Evet. Zincirsiz trabzanı yapmış atma. Mıydın daha önce? Yok, yapmamıştım. Yani gösteren oldu galiba. Bilemiyorum ama ben tekrar bir gösterim hatırlatmak için. 3 tane zincir çektik. İlkini dibinden aldık. Bunu 3 kere de çekmemiz lazım yalnız. 2 kere de olmuyor bu trabzan. Evet. Tekrar ilmek aldık. Bakın en dibindeki çift katı alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Yine bakın en dibindeki V'yi alıyoruz. 1, 2, 3 kere de çektik. Trabzanın en dibine iniyoruz. En dibindeki çift katı alıyoruz bakın. Şu şişte tek bir, ilmekle hani ilmek iki, atma gibi bağlayıp... Üç. Hemen hemen. Bunun dibi de tekten. Zincir gibi duruyor evet. Bakın. Şimdi Nurgün, ben bu çok güzel bir örnek. Şöyle baktığınız zaman bu neden güzel? Gerilmiyor Derya Hanım. Yani bir şeye başladığınız zaman şöyle alt taraf bilirsiniz gerer. Gerer. Evet. Onun için bu hiç gerilmiyor. Bir de çok iyi. O zincirden başlamaya ben gıcık olurum. Hı. İlk yetişmez. Sırayı hiç sevmem. Hı. Sökersiniz. Sökersin yetişmez. Evet. Ne kadar başlayacaksın? Bu süpermiş. Evet. Hakikaten harika. Bu trabzanla başladık. Ben bunun gibi 150 tane trabzan yaptım. Tam bir on oluyor. Daha sonra... 150 trabzan, 1 metre 10 santim, 1 denk on geldi oluyor. Benimki. Şimdi bitti, trabzanım bitti. Sayı önemli mi? Kaç tane olması? 150 trabzan olunca sık iğneyle başlayıp sık iğneyle bitiyoruz. Hmm. Şimdi döndük. İlk trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptık. Bunda hiç zincir yok. Bakın ilmek aldık. 2 trabzan atladık. 3.'ye trabzanlarımız ikili. 5 tane aynı yuvaya dolduruyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane çiçek yaptım. 2 tane atlıyorum. 3.'ye yine sık iğnede dolduruyorum. Batıyorum pardon. Şimdi gene ilmek aldım. 2 trabzan atladım. 3.'ye 5 tane. Bu sıra sonuna kadar böyle. 3, 4, bildik bir modeldir aslında, yabancı değildir. Bakın 1, 2 atladık, sonundakine yine sık iğneyle bittik. Ben bunda hiç ip koparmadım Derya Hanım. İkinciye geldim, maviyi taktım. Çok muntazam örmüşsün yalnız. Şimdi seyircilerimiz soruyorlarmış. Çocuklara yaparsak ki hepsi çocukları için çok istediler bunu. Bence ölçünün yarısı ölçü. Kadar. Yok. Ya da en olabilir bir on daha kısa tutsunlar o zaman. Çünkü arkayı da sarıyor. Aa, tabii arkada. Doğru. Bir on evet. Olabilir. Yani yine böyle ya veya bir metre. Bir metre yaparsanız çocuğun küçüklüğüne göre. Evet. Çünkü bu aynı zamanda bir battaniye gibi. Şurası evet, battaniye gibi sarması lazım. Boyunu çocuğun boyuna çok göre. Çok küçükse hani bebekse. Evet. Belki 80 santim. O kadar yapıyorlar. Gibi. Bebeklere hı-hı. Göre de var. Evet, görüyorum fotoğraf var, falan çektiriyorlar. Evet. 80 santim hı-hı. Falan yani şu kadar. Bir göz kararı bir şey belirleyin evden. Ona göre zincir atar yaparsınız. Yani, evet kesinlikle. Sorun değil. Şimdi yalnız bu örgü çok güzel düşmüş. Evet balık sırtı gibi. Balık sırtı hı-hı. Gibi pul pul gibi. Şimdi 3 tane yapmıştım buraya. İlk başlangıcımızda yarım. Altlarda 5 dolduruyorduk ya sık iğne battığım yere 3 zincirle çıktım. Buraya 3 tane. Zincirle beraber 3 tane olmuş oluyor. Bu sefer altta yaptığım 5 tanenin tam ortasına sık iğneyle batıyorum. Tekrar ilmek aldım. Altta battığım sık iğnenin içini bu sefer
5 tane 2 litre abzan dolduruyorum. Bütün battaniyenin yapılışı böyle. Çok çok güzel olmuş. Yani bundan normal battaniye, bebek battaniyesi falan da örebiliriz. Olur tabii. Tabii. Ki yapılıyor sanıyorum. Tabii. Araya kaç tane çektin Nurgül? Arada hiç zincirimiz hiç yok. Zincir yok. Zincirsiz bir battaniye bu. Ha. Bir tek çıkışlarda 3 tane zincir kullanıyorum, o kadar. Direkt geliyorum. 3, 4... Olaymış yalnız. Çok 5. güzel. Evet. Altta yaptığım beşincinin tam ortasına sık iğneyle tutturuyorum. Başlarda yarım motiflerimiz var. Bakın. Şimdi bundan sonraki sırada tam motif mi olacak? Bundan sonraki sırada iki sırada bir tam motif geliyor. İki. Bakın üç tane bitti. Evet. Döndüm. Göstereyim. Renkli ipimi takacağım burada. Üç ip kullanıyoruz. Evet. Yalnız o da arada çok güzel bir efekt vermiş. Evet. Yün seçimlerinizi önceden tasarlayın, yan yana getirin, koyun. Tabii. Bakın mesela şunlarda ne kadar güzel bir uyum olmuş. Şu biraz daha yani ton sür ton içinde hepsi var, o degradesi var. Bakın yarım motifimiz bitti, ipimi bağladım. Hemen altta gördüğünüz sık iğnenin ortasına 5 tane yapıyorum. Bir sırada yarım motifle bitiyor. Bir sırada tam. Bir sırada tam motif. Böyle battaniyemiz 1-10 olana kadar örüyoruz. Ördük, 1-10 yaptık. Bitti. Bitti. Yani bir dikdörtgen yapıyorsun ama aşağıda bir şey yapıyorsun. Bakın. Evet, bakın arkası şu şekilde. Evet, 1-10 buraya kadar geldik. Daha sonra battaniyeyi ikiye katlıyoruz. Hı hı. Aynen şöyle getirdik, uçuca getirdik. Şimdi şuraya sefer, kadar mı 1-10? Evet, evet, 1-10 buraya kadar. Sonra döne döne örüyoruz. Bir ters bir yüz örüyorduk ya, bu sefer döne döne örüyoruz. Buraya da dikiş yok, döne döne yapmaya evet, başladım. Evet, döne döne ördüm. Burada başta yaptığımız yarım motifleri kaldırdım. Tam motifle devam ettim hep. Bu sefer daralma yaptı. Aynı renkler, şunlardan 3 geçtim. Bir 3 daha geçtim, yani 6 sıra sonra daraltmaya başladım. Çünkü çok güzel bir form oluşmuş. Evet. Yani bu form önemli. Şunu ayrı ördüğümüzü düşünürsek. Buradaki o birleşim, yani yattığınız zaman o deniz kızı şeyini üstüne aldığınız zaman hep ne yaparız biz? Battaniyeye bir yere uzandığımız zaman ayağımızın altını kıvırmaz mıyız battaniyeye? Evet, evet, aslında çok güzel bir düşünce. Ben yorganı da bir esprisi var. Aha. Yorganı da yaparız. Hele üşüdüğümüz zamanlar. Aslında bunu yatağın içindeki ayağı çok üşüyenler için. Bunu alıp yiyorsunuz. Evet. Yatıyorsunuz adamın yanına. Deniz kızı geldi. O da kovuyor. Bu ne diye? Böyle tüylü diye. Ay neden benim aklım böyle kötüye çalışıyor? Çok kötü. Ha, böyle yapamam deyip de hani ben döndürerek öremem diyenler dikebilirlerdi. Hiç problem değil. Evet, yani, ben dikebilirlerdi, onu da diyorum. Yani burayı dikip burayı bere büzebiliriz burayı. Büzmeyi de göstereceğim. Şimdi burada benim şunu da söyleyeyim Derya'm. 25 tane çiçek dedim ben bunlara. 25 tane çiçeğimiz var bir sırada. Hı-hı. Evet. O 25 çiçeği sonra 3-4 çiçeğe indirdim ben. Onu da nasıl yaptım? Bakın bir tane battım buraya sık iğneyle. Tamam. Bekledim. Tamam. Daraltma yapıyorum. Buraya yapmıyorum. Tekrar şuraya batıyorum. Bakın bir tane motifimi eksilttim. Bak evet. O da güzel fikir. Güzel şöyle fikir. Bakın. Bak ya onu seyircilerimiz tahmin ediyorum ayarlarlar. Hiçbir şey ayarlayamadınız, daraltamadınız. Hı-hı. Şuraya kadar dikiyorsunuz 110'dan sonra yani bir karış daha örüyorsunuz. 110'da bitmiyor. Bir karış daha örüyorsunuz. Burayı hani biraz azaltabilirsiniz. Orayı da büzdürün. Şu formu bak, veriyoruz. Bak form böyle işte. O öyle yani bir bunu gidiyor, hep, bunu hep yeşilde yaptım yalnız. Hı. Yeşilde yaptım. Moru, maviyi normal ördüm. Yeşil tekrar yeşilde. Turkuazda yaptım. Bunu diğer bir sırayı normal ördüm. Tekrar bu yeşile turkuazda geldiğimde tekrar aynı şeyi yaptım. Süpersin. Zaten 3 sıra sonra da bitiyor. Dördüncü. Şimdi kuyruğa gelelim. Kuyruğu birazdan anlatalım mı? Konuklarım var. Onları tamam. Bekletmeyeyim. Tamam. Kuyruk için hazırlığını yap. Tamam. Kuyruğu da şöyle bir kere daha göstereyim.
Zaten fotoğraflayacağız bunları. Bunu buradan mı başlıyorsun? Şöyle düşünün Derya Hanım. Nereden şöyle başladım. Başlıyorsun? Böyle başladım. Şuradan. Evet, böyle başladım. Daraltarak geldim. Sonra genişlettim. Çoğaltmış. Kenarda düz. Tamam. Tarafta bir şey yok. Bunu anlatacağız şimdi. Bizim gülümseten fikirlerden önce sana söz vereyim. Tamam. Orada bunu anlatalım. Kaç taneyle başladın kuyruğu, onu söyle. Kuyruğu 60 tane trabzanla başladım. 60 trabzanla. 14 sıra kapatarak gittim. 14. sıradan tekrar çoğaltarak gittim. Yani azaltarak geldim. Evet. Eksilttim. Sonra çoğalttım 14 sıradan. Gittin 14 sıra daha. Sonra burayı da büzdürüp monte ettin. Evet. Ya olaymış, çok güzel. çoluğa yapılır, çocuğa yapılır. Kocaya yapılmaz. Ya çok güzel. Süper. Süper güzel.